Suriye'de muhalifler hem rejim güçlerine hem de terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Çatışmalar sürerken TGRT Haber'de sıcak bölgelerdeki nöbetine devam ediyor. Türkiye'ye ait yine bir zırhlı araç burada sınır güvenliğini sağlıyor. Afrin'de, Cinderes'te güvenliği sağlayan zırhlı araçlarımızı da bizler görebiliyoruz. Burası Suriye'nin kuzeyinde yer alan 2018'de terör örgütü YPG'den kurtarılan Cinderes beldesi. Muhaliflerin Halep'i ele geçirmesiyle birlikte Cinderes'te yaşayan sivillerin Halep'e ilerleyişi sürüyor. Beldeye giriş ve çıkışlarda güvenlik artırıldı. Şu anda Cinderes'in girişinde Özgür Suriye Ordusu askerlerini görüyorsunuz. Onlar da girişte buradaki araçları durdurup kimlik kontrolü yapıyorlar. Ve işte şu anda yine bir kontrol noktasındayız bizler. Birçok kontrol noktası var bu şekilde Özgür Suriye Ordusu tarafından kurulmuş olan. Gördüğünüz gibi şimdi Özgür Suriye Ordusu'ndan bir asker durdurdu, araca baktı. Aracı tekrar durdurdu, şu anda kimliğini istiyor ve baktıktan sonra geçmesine izin verdi. Muhaliflerin eline geçen Halep'te ise her köşe başında çatışma izleri vardı. Muhalifler Halep'e girerken rejim unsurlarıyla çatıştılar. O çatışmaların gölgesinde ise Esad rejimine destek veren özellikle başta Rusya olmak üzere diğer ülkeler hava saldırılarıyla Suriye'ye hedef aldılar. İşte görmüş olduğunuz bu otomobil Rusya hava saldırısında bu hale geldi. Esad güçlerinin hava saldırısı yüzünden kentin enkaza döndüğü görüldü. Muhalifler Halep'e girdiği andan itibaren Esad rejimine bağlı hava kuvvetleri uçaklarla burada sivilleri hedef aldılar. İşte gördüğünüz gibi binlerce sivilin yaşadığı yerleşim yerine bomba attılar ve o bomba sonucu büyük bir çukur oluştu ve binalar neredeyse kullanılamaz hale geldi. Kent girişinde yer alan Beşar Esad'ın kardeşinin heykeli ise muhalifler tarafından yıkıldı. Halep'in hemen girişinde Esad'ın kardeşi Basil'in yer almış olduğu bir heykel vardı. Ancak bu heykelde muhalifler tarafından saldırıya uğradı ve bu heykel devrildi. Heykeli hedef aldılar ve bu şekilde işte heykeli delik deşik hale getirmiş durumdalar. Halep Kalesi bölge sakinlerinin akınına uğruyor. Yıllar sonra topraklarına dönenler büyük mutluluk yaşıyor. Dünyanın en eski kalelerinden birisi olan Halep Kalesi'nin önündeyiz. Burası 2011 yılından itibaren Esad rejiminin kontrolündeydi. Ancak 27 Kasım sabahı muhalifler burada harekete geçtiler. İlk olarak İdlib, sonrasında Halep kontrolü alındı ve işte o Halep Kalesi şu anda ziyaretçi akınına uğruyor. Bir yandan da burada Suriye Milli Ordusu'nu görmek mümkün. Onlar da burada güvenliği sağlıyorlar. Buradan Esad güçleri kaçtılar. Muhaliflerin baskısına dayanamayıp Münbic'e doğru ilerliyorlar. Bizlik yani dönmezdik Halep, çok şükür. Allah'ın yanında demek ki zor bir şey yokmuş. Döndük çok şükür memleketimize, torpağımıza. Her dökülen kana Allah kabul etsin genlerin, şehitlerimizi, yaralarımıza acil şifa versin. Çok şükür her yardım eden Müslümana. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne, tamam. 15 seneden beri Halep'e girmemiştik. Sağ olsunlar, girdik, aldık. Allah rahmet etsin şehitlerimize. Tamam mı? 15 yıl sonra Halep'e girdik, kaleye girdik, kendi topraklarımıza girdik. Hamdolsun.